Keyhole başlamadan ilk önce yine çömez metodunda olduğu gibi artı yapıyoruz. Birinci katmanı oluşturuyoruz. Üç köşeyi yapıp bir köşeyi boş bırakıyoruz. Ben beyaz yüzeyi yapıyorum şu an. Metodunda yaptığımız tekniklerin aynısı. Buraya kadar değişen bir şey yok. Artım için gereken hamleleri uyguluyorum. Çömez metodunda bildiğimiz gibi üzere artıyı yaptıktan sonra ikili uzantılara bakıyorduk. Gördüğünüz gibi üç köşenin de ikili uzantısı aynı değil, sadece bir köşe. Bu durumda kübümüzü çeviriyorduk. Mavi mavi, kırmızı kırmızı, turuncu yeşil, yeşil turuncu. Mutlaka iki tanesi denk geliyordu. Daha sonra bir algoritmamız vardı, onu uyguluyorduk. Sol tarafı aşağı indiriyorduk. Üst tarafı sola çeviriyorduk. Sol tarafı yukarı alıyorduk. Üst tarafı sağa çeviriyorduk. Sol tarafı tekrar aşağı indiriyorduk. Nitekim ikili uzantılarımızın hepsi aynı renk olmakta. Bundan sonra artı ve uzantıların olduğu köşeleri kübü köşelerin altına getiriyorduk. Turuncu, beyaz, mavi. Baktığım üzere turuncu, beyaz, mavi. Ama bu tarafta tabii ben kolay teknikler kullanarak artıyı hemen 3 köşe oluşturmak istiyorum. Vakit kaybı olmasın diyerekten. Tekrar baktığım zaman yeşil, kırmızı, yeşil, beyaz, kırmızı, beyaz, kırmızı, beyaz, pardon, kırmızı, yeşil, beyaz, kırmızı, yeşil, beyaz. Bunu da bu tarafa getirip yukarı aldığım zaman iki köşem açık kalıyor. Bu köşelerden bir tanesini keyhole metodu için köşeyi yerine oturtmayacağız. Diğer ne bakıyorum? Yeşil, turuncu, beyaz. Aşağı alıyorum kendisine. Yeşil, turuncu, beyaz olan kısma getiriyorum. Ve 3 köşeyi de oluşturduktan sonra bir köşemi boş bırakıyorum. Bu benim anahtar deliğim olacak. Keyhole tekniğinde. Kübümü ters çeviriyorum. Normalde 4 köşeyi de yaptığımızda ikinci çömez metodu tekniğinde ikinci katmanda üçlemeler yapıyorduk. Aynı üçlemeleri keyhole tekniğinde de yapıyoruz. Burada mesela yeşil, 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 üstteki renk kırmızı. Ama keyhole tekniğinde uygulayacağımız köşeye altta boş bıraktığımız kısmı getiriyoruz. Üstteki renk tekrar şöyle göstermek gerekirse yeşil, 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 kırmızı. Kırmızı ne taraftaysa üst tarafı o tarafa çeviriyoruz. Kırmızı solda olduğu için kırmızının üzerine getiriyorum. Kırmızı buraya, yeşil buraya oturacak. Keyhole tekniğini uygulamam için alttaki anahtar deliğimi bu kısma getiriyorum. Yukarı alıyorum. Sağa çeviriyorum. Aşağı indiriyorum. Ve gördüğünüz üzere kırmızı, yeşil yerine oturuyor. Tekrar bir üçlemeye bakıyorum. Turuncu, turuncu, turuncu. Üstteki ne? Yeşil. Üstteki renk ne ise, hangi renk ise o yüzeye getiriyoruz üst tarafı. Yeşil olduğu için yeşilin üzerine getiriyorum. Yeşil bu tarafa, turuncu bu tarafa oturacak. Bunu uygulamam için de keyhole'daki deliği, anahtar deliğimizi bu köşeye getiriyorum.
Yeşil ve turuncunun olduğu kişiye. Yukarı alıyorum. Turuncunun buraya, yeşilin de buraya oturması için üst tarafı sağa çeviriyorum. Altı alıyorum. Sonra tekrar kübümü eski hale getiriyorum. Turuncu ve yeşil oturmuş oluyor. Tekrar bir üçleme yapacağım. Turuncu, turuncu, turuncu. Üstteki renk mavi. Üstteki renk neyse üst tarafı rengin bulunduğu köşeye çeviriyoruz. Mavi olduğu için mavinin üzerine getiriyorum. Keyhole'deki anahtar deliğimi turuncu ve mavinin olduğu yere getiriyorum. Sol tarafta işlem yaptığımız zaman bu şekilde çıkartıyorduk. Eğer mavi buraya, turuncu bu tarafa yerleşecekse küpümüzü şu şekilde atıyoruz. Sol tarafta işlem yapıyoruz. Alttaki keyhole anahtar deliğimizi çıkartıyorum. Üstü sola çeviriyorum. Altı alıyorum. Gördüğünüz üzere mavi ve turuncu yerine oturmuş oluyor. Tekrar kübümü eski haline getiriyorum. Şu an keyhole'de kübümüzün yeşil, ikinci katmandaki yeşil kısmını oluşturmuş bulunumdayız. İkinci katmandaki turuncu kısmını oluşturmuş durumdayız. Mavi ve kırmızının tek bir köşesi kaldı. Ve aşağıdaki üçlü beyazlardan bir köşemiz kaldı. Keyhole'de üç köşeyi rahat bir şekilde oluşturabiliyoruz. Ama denk düşerse tamamını da oluşturabiliyoruz. Diğer köşelerde çömez metodunda tek kalan köşede çömez metodunda uyguladığımız algoritmalara uyguluyoruz. Dördüncü köşemi de yerine getirdikten sonra keyhole tekniğini uygulayacak herhangi bir anahtar deliğim olmadığı için çömez metodunda uyguladığım tekniğin aynısını uyguluyorum. Üçlememi yaptığımda kırmızı, 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 üstteki renk mavi, mavi sol tarafta, mavi sol tarafta olduğu için üstteki rengi sağa çeviriyorum. Üst tarafı sağa çeviriyorum. Sola yerleştirme yapacağım zaman çömez metodundaki algoritmayı uyguluyoruz. Sol tarafı çıkartıyorum. Tekrar yerine getiriyorum. Üçlemelerim oluştu. Bunu bir anahtar olarak düşünüyorduk. Anahtarın kilidini açtıktan sonra aşağı alıyorum. Anahtarın kilidi sağda ise sola. Sağ tarafı çıkartıyorum. Tekrar kapatıyorum. Ve ikinci katmanı oluşturmuş bulundayız. Keyhole tekniği ikinci katmanda elverişli ve daha hızlı hamle sayısını azaltmamıza yarıyor. Tekrar yeniden başka bir küpte keyhole tekniğini deneyelim.